çocuk bekleyen anne adayları. Bu program sizin için. Ne zaman sezaryen doğum yapılmalı? Suda doğum riskli mi? Normal doğumu kolaylaştıran yöntemler neler? Merak ettiğiniz tüm bu sorular ve çok daha fazlasını kadın hastalıkları ve doğum uzmanı operatör doktor Bora Coşkun ve kadın hastalıkları ve doğum uzmanı operatör doktor Buğra Coşkun cevaplayacak. Az sonra. Başında bizi izleyen tüm izleyicilerimize günaydın diyoruz ve çok çok teşekkür ediyoruz efendim Hakan Yakupoğlu'na bu güzel röportaj için. Ve hocam bugün biz böyle biraz birbirimize benzemişiz değil mi? Şöyle yan yana duralım. Evet, siyahlar içinde olmuşuz ama. Ben her gün siyah giyiniyorum. Sen herhalde o siyahtan etkilenmiş olsan gerek. Ben size uymaya çalışıyorum ama benzemenin aslında nasıl olduğunu biz nasıl olduğunu biraz sonra göreceğiz. Bir kişide bir isimde iki kişiyi birden göreceğiz. Ya evet, şimdi gelecek olan uzman konuklarımızın hayatı çok ilginç diye düşünüyorum. Şimdi düşünerek konuşuyorum. Hangisini söylesem? Aynı mesleği yapıyor oluşlarını mı söylesem? Aynı fakültede gitmişlikleri, aynı dersleri görmüşlükleri. Benim de hayalini kurduğum o kadar çok detay vardır ki az sonra bunların hepsini soracağız kendilerine. Peki, davet edelim mi efendim? Bora, Buğra, Coşkun geliyor arkadaşlarınızla. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz hocam. Belki de hayatınız boyunca binlerce kez yaşadığınız bir durumu tekrar yaşatacağım size. Hanginiz Bora, hanginiz Buğra? Şimdi ilk başta söyleyelim, ben Bora. Ben de Buğra. Tamam. Hardallı ceketli Bora efendim, Bora hocamız. Diğer hocamız da Buğra hocamız. Kadın doğum uzmanı. Her ikisi de ve alanında başarılı hekimler, genç hekimler diyelim. Bugün ağırlayacağız. Çok ilginç hayat öyküleri var hocam. Çok ilginç hikayeleri var. Özellikle merak ettiğim, madem ikiz oldunuz, branşları da ikiz olduğunuz için mi seçtiniz? Aslına bakarsanız birbirimizden etkileniyoruz gerçekten ama yani bazı şeyleri birlikte yapıp güç katmak, daha ileriye taşımak daha bize bayağı bir enerji ve başarı katıyor. Müthiş, o yüzden müthiş bir birbirimize yolculuk olmayı seçiyoruz her zaman. Ve dahası var, her ikisinin eşi de avukat. Evet. Ve dahası da var, bitmedi. Evet. Bitmedi, devam ediyoruz. Her ikisinde küçük kız çocuğu var. Evet. Aman Allah'ım, kız çocuklarımızın isimleri neler? Benimki Ela, benimki de Öykü. Öpüyoruz yanaklarından. Evet. İkisini de öpüyoruz. Farklı. Allah bir de hocam farklı. En ilginci ne biliyor musunuz? Soruyorum izleyicilerimize, tahmin edebilecekler mi bakalım, hem buradaki izleyicilerim. Sizce burçları nedir? İkizler. İkizler. Peki, masamıza geçelim, sohbetimize orada devam edelim. Hakikaten çok farklı bir hayat. Aynı mesleği yapıyor oluşunuz, aynı alanlara ilgi duyuyor oluşunuz. Bu çok güzel ve çok keyifli. Hayatınızda da bunun avantajları, dezavantajları da vardır mutlaka, değil mi? Yani biz genelde hep avantajlı kısmını yaşadık. Çünkü birbirimize hep destek olmayı seçtik. O yüzden de dezavantaj çok yaşamadık diyelim. İlerleyen dakikalarda soracaktım ama dayanamadım. Tıp fakültelerinin en çetin ceviz sınavları sözlü sınavlardır. Allah aşkına yani biz bizeyiz. Hiç kimse izlemiyor bizi. Kimse duymuyor bizi. Biraz fazla biz bizeyiz gibi. Tahmin ettiğim şeyi yaptınız mı çocuklar? Ya sınavda yer değişmedik ama nöbetlerde yer değiştiğimiz oldu. Abi, dürüst çocuklar. Gerçekten de dürüst arkadaşlarmış. Benim bir ikizim olsaydı ben bu kadar dürüst hocam? Olmayabilirdim. Sınavlara onu mu gönderirdiniz? Ya içimden geçiyor en azından. Belki yapmayabilirdim ama nöbet konusunda tabii onu yapmamak mümkün değil. Peki efendim, evet, bir kez daha hatırlatalım. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı operatör doktor Bora Coşkun ve kadın hastalıkları doğum uzmanı operatör doktor Buğra Coşkun bizimle birlikte. Ne konuşacağız? Doğumu konuşacağız değil mi? Normal doğum mu, sezaryen mi, hangisi, bunları soracağız. Tüm yönleriyle öğreneceğiz. Evet. Peki. Biriniz normal doğumu, diğeriniz sezeryanı bana bakalım tercih yöntemlerine göre hangisini tercih ediyorsunuz? Yani aslına bakarsanız bu bir tercih sebebi değil. Hani adı üstünde normal doğum diye tabir ediliyor. Biz tıp dünyası olarak buna normal doğum demiyoruz. Çünkü öteki anormal bir durum değil, ihtiyaç sezeryan. Evet. Ama vajinal doğumu normal doğum olarak adlandırıyoruz. Ve bunu ilk etapta denemek, tercih etmek hepimizin hem görevi hem de en pozitif, en doğru işlem olacak. Hayatın doğal akışı. Aynen. Yani aslında doğru olan doğum şekli, normal doğum diye tabir ettiğimiz doğum şekli. Yani yaklaşık uzmanlığımızın 4. yılındayız. Hemen hemen yani hiçbir şekilde denemeden, normal doğum için çabalamadan, anneyi motive etmeden direkt hemen ameliyathaneyi hiç düşünmedik ikimiz de. Onu da doğum olduğunu pek düşünmüyoruz ama olayın iki ucu var. Yani bu sonuçta bir keskin bir nokta.
tıbbi ihtiyaç varsa da bu konuda ötekinde de ısrarcı olmamak gerekiyor. Peki size ben normal doğum düşünmüyorum. Mutlaka sezeryan ile doğumumu sonlandırmak istiyorum diyen yani, oluyor mu acaba? Şöyle açıkçası şimdi benim bakış açımla annenin korkusu, doğum korkusu da bir sezeryan sebebidir. Evet sonuçta bunda bir psikiyatrik karşılığı var. Altyapısı vardır tabii. Aynen altyapısı ve karşılığı var. Bu da bir endikasyon olarak kabul edilmeli gerçekten. Ama bu korkunun altyapısını irdeleyip bununla baş edip bunu çözüp de normal doğuma yönlendirmek bir hekimin başarısı da bu olsa gerek açıkçası. Tabii aynı zamanda bu malumunuz bir ülkemizin sağlık politikası. Evet. Bu noktada ilk başlarda bu konunun altının kırmızı kalemle çiziliyor olması dikkat çekti. Ancak evet. Ülkenin gerçeklerine bakıldığı takdirde bunun gayet normal ve doğal bir süreç evet. olduğu da ortada. Aslına bakarsanız bu konuda biraz hekimlere haksızlık yapıldığını düşünüyorum. Yani, maalesef. Özellikle özel hizmet veren hekimlerin kolay olduğu için sezeryan tercih ettiği gibi yaklaşımlar ama bazı realiteler var. Mesela şöyle bahsedeyim yani çok irdelenmeyen, bilinmeyen şeylerdir ama insan anatomisi binlerce yıl içinde yavaş yavaş değişmeye başladı. Nasıl ki dört ayak üstündeki canlılardan iki ayağa geçildiği zaman bel fıtığı ve omurların üst üste binmesi problemleri ortaya çıktıysa insan ırkı da bununla beraber normalde 9 ayda doğan bir bebek hayata hazır değil. Tüm canlılar doğum yaptığı zaman bebek hayata hazır şekilde doğarken insan ırkı bunun da sebebi iki ayak üstünde yürümemiz. Peki bu ne gibi sonuçları doğurdu ilerleyen zamanda? Biz sezeryan doğum yaparak normalde çatısı dar diye tabir edilen bayanlara sağlıklı bebek elde etme şansı sunduk. Ve bu genler aktarılır hale geldi. Yani normalde çatısı dar bir bayan doğum yapamayıp bu genleri aktaramazken dar çatı genleri aktarıldı. Hı hı. Ya da kafa çevresi büyük çocuklar doğamaz ve bu genler aktarılamazken kafa çevresi büyük çocuklar hayatta kalıp sezeryen sayesinde doğarak bu genler de aktarıldı. Ve giderek tablo bozuldu. Ve aslına bakarsanız bu tabii ki binlerce yıl süren bir süreç ama yani bununla ilgili çok derin makaleler de var. Hiç normal doğum olmayan bir zamana doğru da gidebilir miyiz? Tabii ki maalesef gidebiliriz. İzleyicilerimiz arasında bize soru yönelten konuklarımız var. İyi yayınlar hocam. Siz de hoş geldiniz. Benim bir sorum olacak bu sezaryen doğumla ilgili. Bu sezaryen doğumda deniyor ki sağlıklı bir normal doğum sürecini geçirmediği için bir çocuk ileride beyin hasar görebiliyormuş ya da birçok psikolojik hastalıklar olabiliyormuş. Bununla ilgili bilgi almak istiyorum. Ben şöyle anlatayım olayı genel olarak. Teşekkür ederim soru için. Şimdi tabii ki bazı dezavantajları var sezeryan doğumun. En baştan annenin bebek doğum kanalından indiği sürede vajen florasında o faydalı bakterilerin bebeğin o doğum kanalından ilerlerken onlara maruz kalmasıyla bir kere alerjik hastalıklar gibi birçok hastalık konusundan o bebeklerin bağışıklığının daha güçlü olduğu ispatlanmış bir şey. Normal doğumla doğan bebeklerin evet, değil mi? Evet, daha güçlü bağışıklık. Ama orada şöyle bir şey var. Şimdi ikiye ayırmak gerekiyor bence bu konuyu. Bir mutlaka sezeryan olması gereken durumlar var. Bir de bazen işte dediğimiz gibi hani ortada olan yarı yarıya dediğim gri zondaki hastalar var. Ben kendi adıma konuşayım. Ben gri zondaki hastalarımın hiçbirini erken haftada sezeryan planlayayım. Hani nasıl diyeyim size daha 9 aya yeni girer girmez sezeryan planlamıyoruz. En ideali annenin doğum eylemine girip en azından o doğum sancısını başlayıp sonuçta İstedim. Rahimin buna evet. adaptasyon süreci başlayıp öyle. Ama bir kesim hasta grubu var ki kesinlikle sezeryan gereken insanlar. Kimlerdir onlar hocam? Mesela iri bebek en baştan ondan başlayalım. Yani farklı hastalık grupları için farklı kilolar söyleyemeyiz ama kabaca 4 kilo, işte diyabet hastalarında 4,5 kilonun üzerindeki bebekler bu direkt sezeryan sebebidir. İkincisi rahim ağzını bebeğin plasentasının kapattığı, çıkışını kapattığı durumlar. Bunlar direkt sezeryan sebebidir. Kordon dolanması. O biraz o konuyu daha detaylı daha sonra görüşelim. Konuşalım ve esas burada sezeryan, daha önce sezeryan geçirmiş hastalar. Şimdi bu konuyu da aslında daha detaylı irdelemek gerekiyor. Sezeryan sonrası vajinal doğum diye bir kavram var şu an. Son günlerde sıklıkla evet, konuşulan bir kavram. Sık konuşulan ve konuşulması gereken bir kavramdı. Çünkü hastalar bu konuda çok kaygılı. Bir kere sezeryan oldum, ömür boyu hep sezeryan mı olmam gerekiyor diye. Aslına bakarsanız uygun koşulları biraz açayım. Hastanenin durumunun, yoğun bakımının, kan merkezinin, doktor sayısının yeterli olduğu durumlarda, hastanın durumunun, bunda da şöyle bir kabaca özetleyebilirsem, önceki ameliyatından 12 ay ve daha fazla geçmiş olan durumlarda,
Onun dışında mutlaka sezeryan gereken durumlar olmayan, yani bebeğin dediğim gibi 4,5 kilo ya da bebeğin plasentasını kapatmayan durumlarda sezeryan sonrası vajinal doğum denenebilir. Biz de başarıyla uyguluyoruz. Daha önce defalarca böyle doğum yapan hastalarımız oldu. Ama burada dediğim gibi ilk başta konuştuğumuz şeye tekrar geri döneceğim. Kesinlikle bir konuda net kırmızı çizgilerle ısrarcı olmamak gerekiyor. Sezeryan sonrası normal doğum planladığımız hastalarda bile bu çok dinamik bir süreç. Her an değişebilir tablo. Burada doktor ve hastanın güven ilişkisi çok çok önemli. Hı hı. Hastalara ben şunu öneriyorum kesinlikle. Siz diyalog içinde olduğunuz, tamamen güvendiğiniz hekimlerle bu yola çıkarsanız zaten o son dakikada değişen tabloyu adaptasyon ve kabullenme çok daha kolay olacaktır. Burada dediğim gibi baştan her şeyi detaylı konuşup bütün alternatifler konuşulursa, hı hı, dediğim gibi sezeryan sonrası normal doğumda bir opsiyon yapılabilir. Her şeyin modası var. Değil mi? Giyimin, kozmetiğin, estetiğin, diş tedavilerinin, kadın doğumun da bir modası olsa gerek. Evet. Doğumun da. Mesela evet, suda doğum, evde doğum, doğum evet, öncesi terapiler. Pidürel doğum, değil mi? Anestezi şekillerini. Evet, yani en çok bence bizi izleyen, sevgili izleyenlerimizin de soracağı, sormakta da belki endişe duyacağı detaylar bunlar olsa gerek. Şöyle bahsedeyim. Aslına bakarsanız insanlar milyonlarca yıldır doğum yapıyor ve nesiller sürüyor. Kadın doğum uzmanlığı pratiği son 200 yıldır bayağı bir yol aldı. Aslına bakarsanız hiç ebe, doktor olmadan da doğum insanlar yapabilir. Peki bizim katkımız ne burada? Biz kötü senaryoları önceden, hı hı, görüp bunları azaltmaya yönelik işlemler yapabiliyoruz. Bu bahsettiğiniz suda doğum, diğer çeşitler, doğal doğum gibi modalar, aslına bakarsanız hep bu süreçleri güzelleştirmeye ve bu süreçle ilgili katkıda bulunur muyuz kaygısından ortaya çıkan yöntemler. Biraz da komik olacak, anlatayım. Mesela ben arabada doğum da yaptırdım. Bu çok özel arabada bir şey. Arabada doğum da herhalde o da çok moda olabilecek bir şey değil ama nöbetçi olduğum bir gün güvenlik arkadaşlar hocam yetişin diye seslendi. Kapının önüne çıktığımda arabayla doğuma eşini getiren beyefendi yetiştirememiş. Araba arka koltukta, bebek doğmuş, doğmak üzereydi. Ben hemen müdahale ettim. Arabada doğum yaptırmış olduk. Evet. Ama bakarsanız doğumun en güzel hali annenin ve bebeğin sonunda sağlıklı olduğu hali. Kesinlikle açıkçası öyle. Peki şunu da merak ediyorum ben. Şimdi ekran başında anne adayları da büyük ihtimal izliyordur. O sancılardan da biraz konuşalım istiyorum. Hani yetiştiremedi dediniz, evet, ya baba adayı, evet, eşini, hastane. Sancıları da iyi ayırt etmek gerekiyor, öyle değil mi? Hangi, aynen, aydan sonra oluşan sancıları ciddi anlamda dikkate almalı anne adayları? Şimdi gebenin çok erken dönemlerinde rahimin zaten kasılma yeteneği yok. O şekilde kabul ediliyor ama 30'lu haftalardan sonra kabaca herhangi bir sancıyı ciddiye almak gerekiyor. Hı hı. Tabii ki evde bir hanımefendi bunu direkt kendine ayırt edemeyebilir ama birkaç tane ufak trik noktayla özetleyebiliriz. Birincisi, bu yalancı ve gerçek doğum sancılarının en tipik özelliği, gerçek doğum sancıları ilerleyici tarzıdır. Gitgide şiddeti artar. Hı. Yalancı doğum sancıları bir şiddetlenir, bir azalır. Dengesiz bir dağılımı vardır. İkincisi, burada en önemli şey ritmik ve düzenli olması. Yalancı doğum sancılarını biz hastalarımıza şöyle bir öneride bulunuyoruz. Bu sancı başladığında bir kağıda ağrının başladığı dakikaları not etmelerini, aralıkları hep eşit ve düzenli olarak gidiyorsa bu büyük muhtemelle gerçek bir sancıdır. Gerçek sancı. Ama yalancı doğum sancılarında bir 5 dakika sonra olur, bir 20 dakika sonra olur, bir 12 dakika sonra olur. Tamamen düzensiz bir pattern vardır. Öte yandan ağrının hissedildiği bölgede de farklılıklar mutlaka oluyor. Gerçek doğum sancısı bel bölgesinden başlayıp kasıklara doğru inen bir ağrı ama yalancı doğum sancısı genelde sadece kasık bölgesinde oluyor. Bu birkaç küçük noktayla hasta bunu ayırt edebilir. İkinci bir noktayı daha şunu söylemek istiyorum. İlk doğumlarda özellikle hasta gerçek doğum sancısı başlamış olsa bile çok kısa sürmez bu iş. Yani o kadar telaşlanıp anneler hemen... İlk doğum daha mı kolaydır hocam her zaman için? Yoksa var mıdır böyle bir kolaydır, yani zordur? Genelde 2 ve 3'ün diğer doğumlar daha kolay oluyor. Tabii ki yani leğen kemiğinin adaptasyonu... İlkler unutulmaz. Aynen ama şöyle bir farklılık oluyor. Tecrübe galiba. Annelerin ilk doğumdaki tecrübe eksikliği sebebiyle ilk doğumlarda genelde iki ucu var bunun. Ya ağrıyı ciddiye almıyor. Geçen 3 ay önce benzer bir hastam oldu. Ağrısı başlıyor. Gerçek doğum sancısı bulguları var ama değildir deyip oyalanıp zor yetiştiler doğuma. Neredeyse arabada doğdu. Aynen gibi. Ya da diğer ucu var. Çok bu yanlış alarm, tabiri caizse yanlış alarm çok fazla yaşanıyor. İkide bir hastaneye, evet, gidip gelmelerdi. O önemli bir nokta. Ne zaman hastaneye başlıyor? Peki hastaneye devam edeceğiz. İzleyicimizin bir sorusu var. Bekletmeyelim, alalım hemen. Hocam iyi bir şey. Yayınlar, benim iki sorum var da. Evet.
Birincisi esnasında bütün uyuşturmam iyi geliyor. Yarım epilasyon mu? Biz bu sene yarısından şikayetçiyiz de. Tamam. O esnada çocuk bir de nefes sorumuz şeyi yaşadı. O doğum esnasında mı olur yoksa sonundan mı olur bilemedik. Bununla ilgili bilgi verirsiniz. Bununla ilgili bilgi. Teşekkür ederiz. Bahsettiğimiz anestezi yöntemleri, yani epidural, spinal anestezi dediğimiz yöntemler ve genel anestezi. Bunlarla ilgili hem normal doğum hem de sezaryen açısından bahsedeyim isterseniz. Hı. Öncelikle normal doğumda konuşacak olursak, bu anestezi yöntemleri bu dönemde gitgide gelişerek hastalarımıza daha konforlu bir doğum imkanı gerçekten sunar hale geldi. Epidural anesteziyle doğum yapılması, annelerin doğum sancısını daha az hissederek... Ne demek epidural? Aslına bakarsanız spinal anestezi ve epidural anestezi de ikisi de omur boşluğuna girilerek... Belden aşağısı. Belden aşağısı. Ve spinal anestezi dediğimiz zaman tamamen bütün duyuların ve hareketin yok olduğu, epidural anestezi sadece ağrı liflerinin blokelenerek ağrı duyusunun yok olduğu durumdur. Epidural anestezinin avantajı hastamız olayın içinde kendi doğumu aktif takip ederek, yaşayarak, yiyip içerek, aynen. Ve bu sayede de doğum dediğiniz gibi hayatta bir kere, iki kere, üç kere olan bir şey. Onun tadını çıkarabilme imkanı sunmaktadır. Sezeryanla ilgili kısmında ise ayrıca bir genel anestezi imkanı da var. Genel anestezi de tamamen hastaların uyutularak bebeğin doğurtulması, sezeryanla çıkarılması. Ama genel anestezi bizim çok tercih ettiğimiz bir durum değil açıkçası. Hı hı hı. Çünkü anneye verdiğimiz genel anestezi maddeleri bebeğin de kanına karışıp bir miktar onun da solunumun depresi olmasına, etkilenmesine sebep olabiliyor. O yüzden öncelikle lokal sadece belden aşağısını uyuşturmayı tercih ediyoruz. Peki şunu merak ediyorum. Orada bir omurgamız var bizim aslında. Onun üzerinden de örnekleme yapalım istiyorum izleyicilerimize. Çünkü anne adayları genelde merak ediyorlar o işlemin nasıl yapıldığını. Ve bazen şöyle şeyler de olabiliyor hocam. Yani ben işte epidural yaptırırsam bunun işte bazı riskleri vardır gibi şüpheler de oluyor. Nasıl bir işlemdir? Epidural anesteziyi nasıl uyguluyorsunuz? Yani temel olarak... Yani epidural ve spinal anestezinin hepsinde omur boşluğundan girilerek, şurada dışarıdan göstereyim yan taraftan. Özgür hocam sizi. Şöyle çevirelim. Evet, ekran başındaki anne adaylarına seslenelim efendim. Onun belli bir seviyesi var, L5-S1 dediğimiz belli bir noktadan. Omurgadan, gösterelim şöyle şu bölgeden. Anestezi uzmanları ince bir iğneyle, kateter dediğimiz iğneyle, şu omur boşluğuna girilerek, yani aslında teknik tamamen aynı, belden yapılan bir uyuşturma sistemi. Bu belden yapılan uyuşturma sisteminde ayırdığımız şey şu. Epidural anestezide sadece ağrıyı ortadan kaldırıyoruz. Hasta ayakta yürüyebiliyor. Ha. Duyuyu ortadan kaldırıyoruz. Spinal anestezi ise tamamen, yani o bölgeden aşağıyı hem ağrısı hem duyusu hem de hareketi ortadan kaldırıyoruz. Hı hı. Açıkçası anestezi uzmanları tarafından tabii uygulanan işlemlerimiz. Kadın doğum uzmanları olarak bu işin bu kısmına bekleyip izleyici konumundayız ama bizim elimizi güçlendiren uygulamalar. Evet. Özellikle normal doğumda, sezaryandan ziyade normal doğumda epidural anestezi imkanı hastamıza sunarsak daha keyifli bir süreç gerçekten doğumda yaşıyoruz. Doğumda hastayla en azından iletişiminiz kopmuyor. Hasta tamamen aynen, baygın, uyumuş bir şekilde olmuyor. Yani rahim aynı şekilde epiduralde kasılıyor. Hiçbir fark yok. Sadece rahimdeki ağrı lifleri ortadan kalktı, ağrı duyusu ortadan kalktığı için hasta ağrıyı hissetmiyor. Orada çok küçük bir bilgi vereyim. Hastalar şundan çok kaygılanıyor. Ben ağrıyı hissetmezsem o doğum sırasındaki ıkınma pozisyonu ve o işlemi gerçekleştirebilir miyim diye. Orada işte doktoruyla kişinin senkronize olması, birlikte hareket etmesi çok önemli. Evet. Hasta ağrı duyusuz bir şekilde sancı geliyor, hissetmiyor ama doktorunun söylediği zaman aralıklarına, söylediği şekilde tekrar aynı eylemi gerçekleştirirse, şöyle söyleyeyim, rahim ağzının açılma süresini kısalttığı ancak doğum süresini bir miktar uzattığını biliyoruz epidural anestezinin. Ancak bu tabii patolojik seviyelerde bir şey değil. Burada hasta bebeği doğar doğmaz kucağına alıp koklayabildiği, zaten kokusunu aynen gibi bebeğiyle iletişim kurabildiği, ten tene temas edip dokunabildiği bir doğum serüveni her halükarda daha güzel olacak. Peki şimdi tam da burada konuşuyorken biraz önce sohbetimizin başında bahsettiniz, çatı darlığından söz ettiniz. Bunun yani çatısının, anne adayının çatısının dar olduğunu hangi aşamada anlayabiliyorsunuz? Onu şöyle söyleyeyim. Şimdi eskiden çatı muayenesi diye bir kavram vardı. Şimdiki hastalarımız da geldiklerinde muayeneye, doğum takibine soruyorlar. Şimdi son yapılan yayınlarda bunun hiçbir tıbbi anlamı olmadığı gösterildi. Sebebi şu, şimdi leğen kemiğinin belli bir yapısı var, belli bir genişliği var.
Uleyen kemiğinin bebeğin ince kanalının genişliğinden ziyade bunun doğuma adaptasyonu önemli. Ve esneyebilmesi. Esneyebilme kapasitesi. Evet. Ve bebeğin de hareketleri bu işin içinde tabii ki. Uyum sağlayabilmesi lazım. Bunu önceden öngörmek tıbben mümkün değil. Bu konuda Buğra'nın bir bilimsel çalışması var, hatta şu an devam ediyor. Sonuçlarında da daha verilerle konuşabiliriz. Ama şu an için söyleyeceğim şey şu. Eskiden çatısız dağ diye muayene edilen hastalardan çok güzel normal doğum yapan hastaları görüyoruz. Muayenede çok kötü, çok rahat doğu dediğimiz hastalarda ilerleyemeyebiliyor. Doğum tamamen dinamik bir süreç. Tamamen o, nasıl diyeyim size, o yolculukta karar verecek. Açıkçası biz kadın doğum uzmanları olarak en çok baş ettiğimiz konu bu şehir efsaneleri. Hastaların korkusu, doğru hastaların... Doğru bildiğimiz yanlışlar. Aynen, doğru bildiğimiz yanlışlar ve önceden öğrenilmiş kötü senaryolar. Hı hı. Yani doğum denince karanlık, loş ışıklar, sedyeyle doğumhaneye götürülen bir bayan. Biz böyle bir senaryo kabul etmiyoruz açıkçası. Bu konuda bir hikaye anlatmak istiyorum size. Yaklaşık 6 ay önce bir hastamız doğum ilerledi çok güzel. Artık son andayız. Doğum masasını alacağız. Çok güzel adapte eden olan bir hastamız birden bağırmaya başladı. Gerçekten kontrol edilen çığlıklar. Geldik doğumhaneye. Ben elini tuttum sanki dedim. Çok güzel gidiyordu her şey. Ağrım mı çok dedim. O bağıran hanım döndü. Hocam filmlerde hep öyle değil mi? Bağırılır ya dedim. Öyle değil mi dedim. Yok dedim, buna gerek yok. Yani o dediğin gibi Buğra'nın az önce bahsettiği öğrenilmiş davranışlar ve şehir efsaneleri gerçekten hayatımızın her noktasında içinde. Gerçekten o hastamız çok güzel doğumunu yaptı. İlla en kötü senaryo olmak zorunda değil. Değil tabii ki. Şunu da merak ediyorum esasında. Şimdi anne adayları da birazcık daha bilinçleniyoruz. İşte farkındalığımız yükseliyor. İşte doğum öncesi yapılması gerekenler. İşte bu egzersizler, yogalar, pilatesler, işte bilmem ne, birçok şey var. Bunların doğum üzerindeki etkisi nasıldı? Şimdi doğumun konsepti gerçekten değişti. Eskisi gibi sadece gebelik takip ve doğum değil. Dediğimiz gibi alternatif suda doğum, doğal bir doğum. Bir sürü süreç ekledi. Süreçler gibi. Aynı zamanda bunu ben komple bir organizasyon olarak görüyorum. Doğum fotoğrafçılığı sektörü değişti. Doğulalık kavramı çıktı. Bunların hep bir organize şekilde düzgün enstrümantal kullanımıyla en mutlu doğum sağlanabilir. Peki dediğiniz gibi bu konuda yapılan neler var? Gebelik öncesi hazırlıkları çok yerde bahsediliyor. Bayanlar hep biliyor bu kontrolleri ama ayrıca bizim çok mutlak fayda gördüğümüz spor, pilates ve kilo almamak gerçekten doğumun seyri ve başarısı açısından çok önemli. Doğumda bir de en çok unuttuğumuz bir yer daha var. Babalar. Babalar. O babaların yolu. Bir konu. Benim eşim 3 kez anne oldu. Ben 3 çarpı 9, 27 kez baba oldum. 9 yani doğurdum. 9 doğurdum her birisinde. Yani dünyanın en zor işlerinden birisi baba olarak şey kapıda beklemek. Biz işin hem mutfağında hem diğer tarafında olan insanlar olarak size biraz daha bu konuda detaylı bilgiler verelim. Masamıza geçelim, sohbetimize orada devam edelim. Aslında doğum konusu gerçekten her yönüyle de ilgi çeken konu. Çünkü bir kadın anne olacağını duyduğu andan itibaren ciddi anlamda araştırma yaptığı da konu. Hani o şehir efsanelerini hep okuyoruz, arıyoruz, tarıyoruz, buluyoruz, duyuyoruz, inanıyoruz değil mi? Burada da aslında biz biraz kendi çok. Babalık hikayelerimizle bu sorunuza cevap verelim. Ben açıkçası eşimin gebeliğini öğrendiğimiz zaman, tabii kendim de kadın hastalık ve doğumun uzmanı olduğum için büyük bir sorumluluk. Ben de takip, eşim hep gözümün içine bakıyorum. Süreç çok güzel gitti. Takip eden bir hocamız da oldu. Ben çünkü hep bu sürecin dışında kendimi baba olarak hissetmek istedim. Doğum olduğu günden bahsedecek olursak da o gün eşimin sancısı başında kardeşimi aradım. Sen de gel mutlaka diye gittik ve ben dedim ki kesinlikle perdenin diğer tarafına geçmeyeceğim. Doya doya eşimin elini tutacağım. Aynen. Onun gözlerinin içine bakacağım. Bebeğim ilk doğduğu an onu öpüp koklayacağım. Orada ne kadar kanama oldu, nasıl bir dikiş atıldı, ne yapıldı, sen de dedim. Ve gerçekten de baba olmak sadece eski konjüktürdeki gibi evde hazır kundaklanmış bebeği teslim almak değil. Günümüzde gerçekten babaların şeyi yani çok farklı. Şimdi aslına bakarsanız babanın doğuma giden süreçteki rolü en son doğumun olduğu hafta arabayı park ettiği yerde rahat çıkabileceği bir noktadan kış ayıysa kış lastiklerinin takılmasına yani gibi aslında bebek güvenliğinin sağlanmasına çok farklı sorumluluklar var. Orada bir parantez açayım. Doğum öncesinde hanımefendilerin aşermesine varıncaya kadar yani yazın kış meyvesi. Bu aşermek hakikaten bilimsel olarak ispatlanmış bir şey midir? Yani ben aşermek merak ettim baktım bu konuya gerçekten de direkt bu konuda bir şey yok. Ancak tabii ki o dönemde değişen hormonal dengeyle iştah farklılıkları mutlaka yaşanıyor ve
kişilerin daha önce hiç yemek istemediği şeylere karşı bir ilgisi olabiliyor. Ya da biraz da olayın şöyle bir sosyolojik boyutu var herhalde. Gebelik çok özel bir şey. Annelik evet. Çok özel. O kişinin hani gebelerini kimse istediği, hani bir dediğini iki etmemek lafı vardır ya. Kırmamak. Bence aynı bu dönemi böyle bir bu açıdan bakıp yani nasıl diyeyim, sekonder fayda gibi ama onu da göz yummak gerekiyor. Ben eşimin hamileliği süreci içinde ben de aşermiştim efendim. Yani ben de yani o konuya şöyle bir ekleme yapacağım. Bir tane hastamız, ben ultrasonda cinsiyetini tayin edeceğiz. Hı-hı. Ben baktım erkek bebek olarak gördük. Ondan sonra hasta bana yok hocam kız dedi. Ben de eminim yani ultrasonda hasta söylüyor. Ama ben de eminim gördüm. Başka bir doktor daha önce görmüş müydü? Ona yok hocam dedi. Doğumda benim aldığım kilo kadar eşim de aldı dedi. Öyle olunca kız oluyormuş diye. O yüzden yani yok, bu doğru. Beyler de babalar da, sevgili izleyen babalar da söyleyeyim. Onlar da aşırı biliyorlar. Peki hamilelik döneminde aslında fiziksel olarak tamam biz kadınlar değişiyoruz ama hormonlarımız da alt üst oluyor, öyle değil mi? Hı hı. Yani, belki de tüm bunların sebebi de evet, hormonlarımız oluyor. Tabii çok, Bora'nın da bahsettiği gibi çok özel ve desteğe ihtiyaç evet, duyulan bir dönem ve bu doğulalık kavramı da aslına bakarsanız buradan yola çıkarak ortaya çıkmış bir kavram. Doğum anında anne adayının destek alması, birinin elini tutması, birinin ona destek olması kavramları çok önemli. Ama bizim ülkemizde aslına bakarsanız bunun bu görevi görebilecek aile bağları çok daha değişik dış ülkelere göre. Ben yurt dışında bu gözlemleri yapma imkanı buldum. Slovenya'ya gittim ve orada anne oteli, doğum öncesi bakım merkezleri gibi bir çalışmadan bahsedilmişti. Ama bunun totaline bakarsanız Avrupa ülkelerinde bizim gibi aile bağları güçlü değil. Bir anne, kayınvalide kavramları, destek olma imkanları çok yok. Ve bizim toplumumuzda bir anne doğum yaptığı zaman bütün komşuları, annesi, kayınvalidesi değil destek mi olurken dış ülkelerde tamamen yalnız başlarına kalıyorlar. Ve bu yüzden anne oteli ve doğulalık gibi destekler ihtiyaç duyabiliyorlar. Bizim bu kavramımız, bu aile desteğimiz gerçekten çok kıymetli. Tabii çocuk bereketiyle doğar. Çocuk bereketle doğduktan sonra komşulardan gelen desteklerin büyüklüğüne göre ailenin büyüklüğü, ailenin mutluluğu, çocuğun kazanımıyla gelen bereket hepsi birbirine paralel. Baba adayı da aslına bakarsanız bu kapsamda değerlendirilmeli. Baba adayı da anneye destek olacak en önemli kişilerden biri olarak görevini üstlenmeli bence. Ben de benzer şekilde Almanya'da doğum sonrası evde doğum ve evde doğum ziyaretleriyle ilgili bir eğitim için gittiğimde evde Almanya'daki sağlık hizmetlerinin sunduğu bir hemşire anneyle birlikteydi. Ben çok etkilenmiştim o sürede. Anne loğusalık dönemini evde geçirken her kişiye bir tane hemşire o sürede 15-20 gün evde kalıyor. Onlarla beraber yatıyor, kalkıyor beraber. Aslına bakarsanız bana çok pozitif bir şey gibi geldi ama bunun derinleştirdiğinizde orada yaşayan bir hocamızla beraberdik, bir profesör hocamız. Bana dedi bu avantaj değil aslında. Yani bu aslında bir dezavantaj. Bu kişiler dedi 16-17 yaşında kendi evlerine çıktıkları ve kendi hayatlarını kurduğu için anneanne ve babaanne kavramı olmadığı için. Bizdeki toplum değerlerine tabii sahip olmadıkları için. Bu bir nasıl diyeyim, avantaj değil, bu bir eksikliği kapatma çabası olarak algılanmalı. Peki, çok çok teşekkür ediyoruz. Sizinle sohbet o kadar keyifli evet, o kadar keyifli. Fark etmedik bile değil mi Özgür Hocam nasıl geçtiğini. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı operatör doktor Bora Coşkun ve operatör doktor Buğra Coşkun bizimle birlikteydi. Çok çok teşekkür ediyoruz ve şimdi reklamlara gidiyoruz.